Profesör Doktor Şule Itırsatoğlu tarafından yapılacak olan ders izlencesi hazırlama ve uygulamaları başlıklı sunum ile devam edecektir. Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sayın Profesör Doktor Şule Itırsatoğlu, Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans ve aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği doktora eğitimini tamamlamıştır. Üniversitesinde bölüm başkanlığı, enstitü müdür yardımcılığı, dekan yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın Profesör Doktor Şule Itırsatoğlu, halihazırda Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YÖKAK üyesidir. Şimdi sunumunu yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Şule Itırsatoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Değerli hocalarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Mehmet Bulut Hocama davetleri için çok teşekkür ediyorum. Size hitap etmek benim için çok büyük mutluluk ve gurur. Beni tanıttılar zaten. Dolayısıyla o kısmı biraz geçeceğim ama akreditasyon, kalite ve akreditasyon konusunda ne gibi çalışmalar yaptım? Biraz onunla ilgili kendimden birazcık bahsettikten sonra bir giriş yapacağım. Şimdi özellikle benim kendi deneyimim açısından üniversitesi olarak biz 2005-2006 yıllarından itibaren program akreditasyon çalışmalarına başladık. Bu özellikle uluslararası akreditasyonla ilgiliydi. Ve o zamanlar ben araştırma görevlisiyken bir takım çalıştaylar, yani workshop dediğimiz bazı çalıştaylara katılma fırsatı buldum. Bu American Board of Engineering and Technology, ABET adı verilen, American Accreditation Board of Engineering and Technology adı verilen kuruma üniversitemizin bazı lisans programlarının akreditasyonu için başvurularda bulunduk. Tabii bu aslında şöyle söylemek istiyorum, yani konuya direkt girmek yerine bu akreditasyon ya da kalite çalışmaları neden yapılıyor ve ne gibi bir felsefeyle yapılıyor onu belki ondan başta en başta bahsetmek lazım. Akreditasyon bir dış değerlendiricinin, dış değerlendirici bir kurumun, bir kalite ajansının, akreditasyon ajansının size belli kriterler açısından değerlendirmesi, bir dış göz olarak eğer program akreditasyonu yapıyorsanız o programla ilgili çeşitli ölçütler bakımından değerlendirilmesini kapsıyor. Bunun yanında tabii ki kurumsal akreditasyon çalışmaları da var. Yani bu YÖKAK bünyesinde yapılan bazı uluslararası kurumların da kurumsal akreditasyon çalışmaları yürütülüyor. Hepsinde temel olarak felsefe sürekli iyileştirme, kaizen, yani sürekli daha iyi nasıl başarabiliriz? Eğitim öğretimde, araştırma geliştirmede, toplumsal katkıda, bu gibi alanlarda, yönetişimde kendimizi, kurumumuzu nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz? Bu bağlamda çalışılıyor. Tabii ki akreditasyon daha çok, program akreditasyonu daha çok eğitim öğretim merkezli bir çalışma gerektiriyor. Buradaki temel felsefe biz hem verdiğimiz eğitimi, bu eğitimi yürüten öğretim elemanlarını, öğretim görevlilerini, öğretim üyelerini daha iyi yapmaya teşvik etmek ve bir sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde olunması gerektiğini kendilerine de biraz empoze etmek aslında amaçlanıyor. Bir kurumun sürekli olarak kendini iyileştirmediği takdirde, yerinde saydığı takdirde bu kadar gelişen bir dünyada sadece teknoloji değil birçok açıdan şartların çok farklılaştığı bir ortamda kendinizi geliştirmediğiniz takdirde yani oyunun dışında kalmak zorundasınız. Yüksek öğretim kurumları da bu şekilde aslında. Dolayısıyla biz burada hem kendi üniversitemde hem YÖKAK bünyesinde yaptığımız çalışmalarda şunu söylüyoruz. Akreditasyon şu değildir. Yani ben akredite olayım, yakama bir tane iğne takayım, işte ben akredite bir kurumu demek değildir. Yani biz burada öncelikle iç değerlendirmeyi biz kendi içimizde yapmalıyız. Kendi kendimize ayna tutmalıyız. Biz neyi iyi yapabiliyoruz, neyi kötü yapabiliyoruz.
nelerde aksamalar oluyor? Bunu paydaşlarla tartışarak, aslında paydaşlarımız kimlerdir? Öğrencilerdir, öğretim elemanlarıdır. Belki kısmen destek veren idari çalışanlardır, mezunlardır, işverenlerdir. Buralardan da geri bildirim alarak biz kendimizi daha iyiye nasıl götürebiliriz? Bu süreç sonu gelmeyen bir süreç. Yani hani ben bir kere kendimi iyileştirdim, bitti diye bir şey yok. Bu sürekli iyileştirme döngüsü. Dolayısıyla bu kalite ve akreditasyon çalışmalarındaki amaç, biz kendimizi eleştirelim, bir öz eleştiri yapalım sürekli olarak. Bir ders veriyorsak her sene bunu daha iyi nasıl ileriye taşıyabiliriz diye öğretim üyesi bazında. Ya da işte lisansüstü seviyede tez yaptırıyorsanız bunu daha iyi nasıl taşıyabiliriz? Öğrenciye nasıl daha iyi danışmanlık yapabiliriz? Yani bu hep daha iyisini amaçlamak için, bunu bir felsefe olarak benimsemek için aslında bu çalışmalar yapılıyor. Ve ben inanıyorum ki yani Türkiye'de birçok kurum var. Gerek vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri. Bu konuda da çok bir ilgi var ve böyle bir çalışma var. Bu kadar kişi buraya toplandığına göre bu gerçekten önemseniyor bu konu. Dolayısıyla buna da ihtiyaç da olduğunu ben değerlendiriyorum kişisel olarak. Bu girişle başladıktan sonra şimdi benim anlatacağım veya biz size açıklamaya çalışacağım konu ders izlence hazırlama. Yani İngilizce adıyla syllabus ve bunun uygulamaları. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir eğitim öğretim programında yürütülen çalışmalar dersler şeklinde olabilir, staj şeklinde olabilir, ders dışı başka faaliyetler şeklinde olabilir, yani ekstra curricular bazı faaliyetler olabilir. Çeşitli şekillerde biz öğrencimize bir eğitim öğretim programı uyguluyoruz. Bunun içerisinde derslerin özellikle İçerik bakımından, uygulanılacak yöntem bakımından, ölçme değerlendirme bakımından tanımlı olmasına, çerçevesinin belirli olmasına bir miktar ihtiyaç var. Çünkü eğer biz eğitim, öğretim, lisans ya da lisansüstü programımızda belli bir standart olmasını arzu ediyorsak, burada hem izlence anlamında hem birçok bakımdan bazı şeyleri standartlaşmamız, tanımlamamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, belli bir konuyu, belli bir dersi çok farklı kişiler tamamen bambaşka içeriklerle anlattığı zaman ya da aynı dersi farklı şubelerdeki insanlar, farklı şubeleri veren, ders veren hocalar farklı şekillerde anlattığı zaman bu bir aslında standart dışı, yani bir standardın dışına çıkılmış oluyor. Dolayısıyla aslında kalite ders izlencesinin tanımlanmasında başlıyor, öyle söyleyeyim. Yani çünkü biz bir ders veriyorsak bunun içerisinde sınırları belli ve belli kuralları burada tanımlıyoruz. Temel bir belgemiz, ders izlencesi hazırlama. Bütün akreditasyon çalışmalarında en azından ben program akreditasyonu için konuşayım. Yani kurumsal akreditasyon için söyleyemem ama bütün program akreditasyonlarında eklere bütün ders izlenceleri konur. Yani sizin değerlendirici hakeminiz lisans programınızda, yani Türkiye'de lisans üstünde akreditasyon henüz yok bildiğim kadarıyla. Yani bilmiyorsam da kusura bakmayın. Ama lisansta program akreditasyonunda başvurduğunuz zaman bütün başvuru raporunuzun ekine bütün ders izlencelerinizi bir kere korursunuz. Bunlar değerlendirilir, bakılır, incelenir. Dolayısıyla önemli bir bileşendir ders izlenceleri. Ders izlencesi en basit anlamda nasıl ifade edilebilir? Öğrenciye dersin temel özellikleri, yani temel bilgileri hakkında, ana hatları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bir belge. Ana hatlarını biraz şimdi açıklayacağım. Yani biz burada birkaç sayfalık bir belgeden bahsediyoruz. Yani 2-3 bilemediniz 4 sayfalık bir belge maksimum. Çok uzun bir şey değil, uzun bir belge değil. Ders izlencesi dersin içeriği, öğrenme kazanımları, hedeflenen öğrenme kazanımları ve hedeflenen düzeyleri ve öğrencilerden beklentileri içeren öğretim elemanı ile öğrenci arasında yapılan resmi olmayan bir anlaşma. Burada resmi olmayan anlaşmayı koyu olarak ifade ettim. Çünkü şu açıdan önemli.
Şimdi tabii ki bir resmiyet yok yani bunu biz ilan ediyoruz, öğrenciye duyuruyoruz. Anlaşma olması şu açıdan önemli, dönem başında, yarı yıl başında ders başlarken öğretim elemanı, öğretim üyesi diyor ki şu değerlendirme kriterlerini kullanacağım, ağırlıkları şu şekilde olacak, her hafta şu konuyu anlatacağım, bu dersin içeriği şudur. Bu dersten şöyle şöyle kazanımlar elde edeceksiniz şu seviyelerde diye bir taahhütte bulunuyor öğretim elemanı öğrenciye. Öğrenci için 14 haftalık bir modül çok kıymetli. O konuyla ilgili bir çekirdek bilgi alacak. Yani kendisi için bir bilgi edinecek. Dolayısıyla öğretim elemanı da diyor ki bak ben bu ders kapsamında sana şöyle şöyle kazanımları sağlamayı taahhüt ediyorum. Düşük, orta, yüksek seviyede. Kazanımların da hangi seviyede olacağını tanımlamak gerekiyor. Öğrenme kazanımları diyelim. Dersin öğrenme kazanımları. Bunun yanında öğrenciden ne bekliyoruz? Bunu da baştan koyuyorsunuz. Yani öğrenci de biliyor ki yani bu derste işte şu kadar saat, şu kadar ödev yapacağım, şu kadar proje yapacağım, böyle bu kadar sınava gireceğim. Şu kadar sıklıkta bana okuma ödevi verilecek. Yani vesaire vesaire detaylarıyla biliyor ve belki de öğrenci diyecek ki ya bu bana çok ağır, hani seçmeliyse bırakacak. Ya da başladığı zaman ne ile karşılaşılacağını bilecek, ne ile karşılaşacağını ve ne beklemesi gerektiğini bilecek. Dolayısıyla bu anlamda resmi olmayan bir anlaşma diyoruz. Bunu anlaşma tarafının hem öğrencinin sağlaması gereken gereklilikler, yani öğrenciden beklentiler, hem de öğretim elemanı açısından, öğretim elemanının sağlaması gereken gereklilikler açısından bir anlaşma olarak değerlendiriyoruz. Yani iki taraflı bir şey bu. Anlaşma diyelim. Dersi yürütmekle sorumlu olan öğretim üyesi veya görevlisi tarafından hazırlanır. Ve öğretim yönetim sistemi platformunda yayınlanır. Eskiden bu, ben çok öncelerden bahsediyorum, yani 20 sene önce falan basılırdı. Öğrencilere ilk hafta dağıtılırdı. Artık şimdi öyle bir şeye ihtiyaç yok dijital ortamda. Öğrenme yönetim sisteminde ilan ediyoruz ve duyuruyoruz. Öğrencilere diyoruz ki bakın budur ders izlencemiz, syllabus'ımız. Bunu dikkate alın diyoruz. Bunun yayınlanması da aslında bir şeydir, bir anlaşmadır yani. Biz burada öğretim elemanı öğrencilere bunu duyuruyor. Şöyle söyleyeyim, her üniversitenin uygulaması farklı olabilir bilirim ama bunu fakülte kurulundan geçen, yani değerlendirme kriterlerini fakülte kurulundan geçirip ilan edilen üniversitelerimiz de var, fakültelerimiz de var. Yani fakülte kurulu da bunu, yani fakülte de bunu denetliyor, takip ediyor. Yani hangi kriteri, hangi ölçme değerlendirme kriterine hangi ağırlık verilmiş. Çünkü şu açıdan önemli. Sonradan bunu değiştirebilir öğretim elemanı. İşte değişiklikler olabilir. Yani duyurduğundan farklı şeyler uygulayabilir. Yani bu tip şeyleri çok arzu etmiyoruz. Ondan dolayı da bir anlaşmadır diyoruz. Duyurulması bu anlamda önemli, yayınlanması ve var olması önemli. Yani şöyle düşünün, siz bir öğretim elemanısınız, bir ders vereceksiniz. Elinizde hiçbir plan yok yani, planlama yok. Öğrenci giriyor, işte ne gelirse o hafta artık, yani anlatıyor hoca ama sizin elinizde eğer haftalık öğrenciye duyurduğunuz şey içerisinde bir haftalık bir plan, her hafta ne anlatacak, işte öğrenme materyalleri burada, şuradan okuyabilirsin tarzı bir planla gittiğiniz zaman öğrenci de daha hazırlıklı, işte sonraki hafta ne yapılacağını bilerek, hangi hafta sınavı olacağını bilerek, yani bunların hepsi planlanmış oluyor. Dolayısıyla aslında bir plan belgesi, yani hem anlaşma ve hem de bir plana dair bir belge, ders izlencesi. Tabii ben başka yurt dışındaki bazı kaynakları da inceledim. Yani bazı Cornell'in Öğretme İnovasyon Merkezi var. Her üniversitenin bir yani öğretimde mükemmeliyet merkezi ya da öğretme inovasyon merkezi bulunuyor çoğu üniversitede diyeyim. Onları incelemeye çalışıyorum. Bizim üniversitemizde de var. Burada bazı kuralları onlar yayınlamışlar. Diyor ki aslında ders izlencesi öğrencinin ders hakkında ilk izlenimini edindiği belge. Yani bir fikir ediniyor bu belgeye bakarak öğrenci. Hazırlarken öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenmesi tavsiye edilir.
öğrenci merkezliği birazdan daha detaylı, iyice detaylı anlatmaya çalışacağım. Nedir öğrenci merkezli yaklaşım? Bunu oldukça detaylı birazdan anlatacağım. Burada öğrenciyi syllabus, yani ders izlencesi sayesinde dersi daha çekici kılmak mümkün. Yani derse daha ilgi duymasını sağlamak için bazı şeyler diyeyim, bazı dersi hareketlendirecek, etkileşimli hale getirecek içerikler hazırlayarak öğrencilere de dersinizi bir nevi çekici hale ya da daha ilgi duyucu hale getirebiliriz. Bu belge sayesinde, bunu planlayarak tabii ki, bu belgede sunarak öğrenciler de daha ilgi duyarak dersi tercih edebilirler. Eğer ders seçmeliyse, zorunluysa zaten alacaklar. Ama sonuçta zorunlu olsa bile öğrencinin ilgisini çekmek de önemli. Yani şu çağda biliyorsunuz, yani hem gençlerimizin hem yani tabii ki biraz daha kuşak değişikliği, işte dijitalleşme vesaire gibi bir takım faktörlerden dolayı öğrencinin de ilgisini bir miktar çekmek ihtiyacı oluyor. İlgi duymadığı zaman biz de motive olamıyoruz anlattığımız ders içerisinde. Dolayısıyla bu anlamda içeriğin hazırlanırken de biraz daha buna önem verilebilir. Şimdi içerik nelerden oluşuyor? Ders izlencesini Türkçe, İngilizce olarak hazırlayabiliriz. Biz üniversitelerimiz artık uluslararası üniversiteler. Uluslararası kapsayıcılık bizim için çoğu zaman önemli. Hem yurt dışından hem işte Türkiye'de kendi öğrencilerimizden uluslararası öğrencilerimiz var. Bazen Erasmus kanalıyla gelen öğrenciler var. Değişim programlarıyla gelen öğrencilerimiz oluyor. Dolayısıyla ders izlencesinin Türkçe, İngilizce hazırlanması bu anlamda faydalı. Yani aynı içeriği İngilizce olarak da hazırlayıp yayınlamaya ihtiyaç oluyor. Benim görüşüm, biz bu şekilde hazırlıyoruz en azından uluslararası kapsayıcılık açısından. Ders ismi, kodu, kredisi, bunlar en temel bilgiler. Dersin adı nedir, kodu, kredisi. Krediler yerel ve AKTS kredisi olarak tanımlıyoruz. Yerel kredi kendi verdiğimiz kredi, AKTS. Avrupa kredi transfer sistemi bakımından kredisi nedir? Bunu da tanımlamamız gerekiyor. Zaten bu AKTS bir iş yüküne karşılık geliyor. Yani bizim bir hesaplarken zaten bir AKTS'nin işte 25-25,5 saatlik bir iş yüküne, ders çalışma yüküne karşılık geldiği için öğrenci kabaca bu AKTS karşılığında kaç saatlik çaba göstermesi gerektiğini bu derste ana hatlarıyla anlayabiliyor. Dersin verildiği program ismi olmalı tabii ki. Bazen de bu ders belli bir programda değil, havuz dediğimiz servis dersi de olabiliyor. Ortak ders olarak da adlandırıyoruz. Yani fizik, mesela fizik 101. Hani birinci sınıf fizik dersi, havuz dersi ya da ortak ders olabiliyor. İlla bir program ismi, yani belli bir programa bağlı da olmaya da bilir. Ortak ders de olabilir. Dersin yürütülüş şekli de artık syllabus'ta, yani şeyde, ders içi izlencesinde olmalı. Şu açıdan. Şimdi artık bazı derslerimiz tamamen çevrim içi, bazıları yüz yüze olmaya başladı. Hatta bazı şubeler öyle, bazı şeyler farklı. Bu bizim dersi nasıl işlediğimizi, nasıl yürüteceğimizi oldukça belirgin şekilde etkiliyor. Yani dersi çevrim içi yürütmek demek daha farklı bir işleyiş şekli, dersin yürütülüş şekli. İşte tamamen yüz yüze işlemek daha farklı bir işleyiş şekline getiriyor. Dolayısıyla bunu da aslında belirtmekte fayda var. Ben o şekilde düşünüyorum. Dersin yürütülüş şekli de belirtilebilir. Ders içeriği, course description diyoruz biz şeyde, kendi planlarımızda. İçerik, yani konu anlamında söylüyorum. Konular neler? Dersin mesleki bileşene katkısı. Daha bir deyişle, farklı fakültelerde farklı nitelikler olabilir ama, mesleki bileşenler olabilir ama. Mesela bu ders temel bilim dersi midir? Ya da kısmen temel bilim, temel mühendislik midir? Yüzde anlamında biz belirtmek uygun olabilir. Ya da bazen tasarım dersi olabiliyor. Mühendislik tasarım mıdır? Bunların yüzdeleri nasıl ifade edilebilir? Genel eğitim dersi midir? Genel eğitim dediğimiz yani bir temel bilim de değil.
temel mühendislik vesaire de değil. Bu yani dil dersleri gibi belki olabilir. O şekilde o sınıfa girebilir. Türkçe dersleri, ata dersleri gibi dersler, genel eğitim dersi olarak adlandırılabilir. İnsan toplum bilimi dersleri olabilir. Yönetim bilimleri dersleri olabilir. Yani bu tip sınıflandırmalar yapılabilir ve bunların hangi oranda, bu ders hangi oranda temel bilimi kapsar, hangi oranda tasarımı kapsar, yüzdeleri belirtilebilir. Bu da aslında şey açısından, katkı açısından dersin nasıl bir içerik olacağına dair bir fikir veriyor. Yine koyu olarak yazdım, dersin öğrenme kazanımları nelerdir? Öğrenme kazanımı dediğimiz, aslında kastettiğimiz kalite açısından çok önemli. Ders kitabı da tanımlayabiliyoruz, yardımcı kaynak da tanımlayabiliyoruz. O da önemli oluyor. Bazen kaynaktan kaynağa içerik değişebiliyor çünkü. Her kaynağın stili biraz farklı olabiliyor. Dersin ön şartları nelerdir? Bu ön şart dediğimiz, bu derse kaydolmak istiyorsanız ya da bu dersi zaten aslında bu şartı sağlıyor olması lazım. Öğrencinin hangi ön şart olan şeyleri başarmış olması lazım. Örneğin işte biz, ben üretim planlama ve kontrol dersi veriyorum Endüstri Mühendisliği bölümünde. Bizim bu dersi öğrencilerimiz alabilmesi için yöneylem araştırması bir dersini alması gerekiyor. Bunu alıp başarmış olması gerekiyor. Dolayısıyla öğrenci de bunu, aslında bu bilgilerin kullanılacağını anlıyor buradan. Bu dersin ön şart olması ilan edilmesi sayesinde. Buralarda da birazcık ön şartların net olarak tanımlanması, gerekli olan şeylerin ön şartların tanımlanması gerekiyor. Bunun eksik olması durumunda öğrenci yeterli altyapıya sahip olmadan derse gelebilir. Bu da bir sıkıntı teşkil edebilir. Önemli olan diğer bir konu, ölçme değerlendirme teknikleri ve ağırlıkları. Ben nasıl bir ölçme değerlendirme tekniği uygulayacağım? Ve bunun ağırlıkları ne olacak? Şimdi burada öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme teknikleri ve ölçme değerlendirme teknikleri uygulamamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Yani yaparak öğrenmeyi öğrenciler daha çok sevdiği için ve bu şekilde çok pekiştiği için, yani sadece böyle derste anlatarak öğrencinin bilgiyi kazanmasından çok daha hareketli tutmamız lazım öğrenciyi. Yani dönem boyunca çalıştırmamız lazım. Dolayısıyla aslında ölçme değerlendirmenin de biraz öğrenciyi aktif tutacak şekilde olması lazım. Yani bir proje verip, örneğin işte 3 aşamalı bir proje vereceksiniz ki, diyelim ki eğer uygulama becerisi kazandırmayı istiyorsanız, anlattığınız şeyi o hafta ya da ertesi hafta uygulayacak öğrenci. Bunun gibi, yani ölçme değerlendirme tekniklerinin ne olacağı, hangi sıklıkta olacağı, ölçme değerlendirmenin yapılacağı ve ağırlıklarının ne olacağını da ilan etmemiz gerekiyor. Sonra da bu ağırlıkları değiştirmememiz gerekiyor. O da bir diğer önemli bir husus. Çünkü çoğunlukla, yani karşılaşılan sorun diyeyim, çoğunlukla demeyeyim ama bazen karşılaşılan sorun, ilan ettiğinizden farklı bir ağırlık dönem sonunda uygulayabiliyor bazen öğretim elemanlarımız. Bunlar biraz çatışmaya neden olabiliyor ya da itiraza neden olabiliyor. Yani hani baş dönemin başında farklı bir şey ilan edilmiş, sonradan daha farklı bir ağırlık uygulanıyor. Bundan bazı öğrenciler fayda görürken bazıları zarar görüyor. Yani bu tip, dediğim gibi, başta anlaşma olduğu için bu izlence, sonradan değiştirmek uygun olmuyor. Sınav, proje gibi bunların teslim tarihleri dönem başında ilan edilebilir. Kullanılacak yazılımlar eğer gerekliyse. Haftalık ders planı, bu kısım da önemli. Konu başlıkları, her hafta ne anlatacağız? Bir planımızın olması lazım, öğrencinin bunu bilmesi, görmesi lazım. Hafta hafta hangi konuların anlatılacağını takip edebiliyor olması lazım. Çünkü böylece belki o derse daha hazırlanarak gelebilir. Önemini bilerek gelebilir. Ya da gelemediyse hangi dersin, hangi konuyu kaçırdığını bilir bu sayede. Bu da önemli bir bileşen. Diğer bir önemli konu, her hafta anlatılan, bu haftalık ders planında her hafta anlatılan konunun dersin öğrenme kazanımlarıyla ilişkisini de biz çoğunlukla izlencemizde yer vermeyi tavsiye ediyoruz. Yani ben diyelim ki talep tahmin yöntemi kullanıyorum. İşte bu hangi, bunu öğretiyorum bir hafta ya da iki hafta. Bunu hangi öğrenme kazanımıyla ilişkilendiriyorum. Bir ne oldu? Hani dersin öğrenme kazanımlarını başta belirlemiştik ya. Bunları işte ben bu konuda anlattığım bu haftaki konum
şu öğrenme kazanımını karşılıyor. Biz bunu yeni bir senatoda falan yeni ders önerisi yapıldığı zaman da onu kontrol ediyoruz. Diyoruz ki o hafta yani haftalık planlarda mesela hiç karşılanmamış öğrenme kazanımı olmamalı. Yani her, en azından bir ya da birkaç haftaki konu o öğrenme kazanımını karşılamalı. Aksi halde o öğrenme kazanımı açıkta kalacaktır. Dolayısıyla biz hangi haftalık anlatılan konu hangi öğrenme kazanımını sağlıyor bunu da bir matris olarak, bir tablo olarak belirtmek gerekiyor. Dersin minimum başarı koşulları, burada da tartışma çıkabiliyor, öyle söyleyeyim. Yani dersin minimum başarı koşullarını da aslında belirtmekte dönem başı itibariyle gerek var. Eğer bir güncelleme yapmaya ihtiyacı oluyorsa. Minimum not ortalaması koşulunuz var mı? Bu dersten minimum şu ortalamayla, genel ortalamayla öğrenci geçebilir. Ya da dönem içi katılması gereken etkinlikler, şeyler nelerdir? Örneğin proje yapmayan bu dersten geçemez. Yani bu derste başarısız sayılır gibi. Ya da işte katılması gereken etkinlikler nelerdir? Yani neyi yapmalı ki öğrenci? Minimum olarak ben onu yani asgari olarak yapması gereken nelerdir? Başarması nelerdir? Bunu baştan söylemek gerekiyor. Baştan ilan etmeyip sonradan çıkan koşullar hep bir şeye neden olabiliyor. Yani hep itiraza ve çatışmaya neden olabiliyor. Öğrenci ve öğretmenin açısından. Bu fonksiyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Dersin dönem boyunca nasıl bir tonda veya nasıl bir atmosferde ilerleyeceğini gösteriyor aslında bize. Ton derken şunu kastediyorum. Mesela bir doktora dersi ise çok yoğun işte tekniklerin kullanıldığı, uygulandığı, çok yoğun okumanın olduğu bir ders de olabilir. Ya da işte daha böyle daha temel düzey bir derse temel kitaplardan incelenen işte temel bilimle ilgili basit demeyeyim de yani daha temeli oluşturan şeylerden de oluşan bir ders de olabilir. Yani nasıl bir atmosfer, çok çok yoğun çalışılan bir ders mi olacak? Yani her hafta bir şey yapacaksınız, her hafta proje yapacaksınız, işte iki haftada bir quiz olacak falan yani böyle bir şey mi olacak? Yoksa daha az aktif olunan bir ders mi olacak? Çok okumanın olduğu bir ders mi olacak? Yani bunların genel bir şeyi anlatılıyor. Öğrencilerin neyi, ne zaman, nasıl öğreneceğini açıklıyoruz. Yani haftalık olarak hangi neyi öğreneceği derken hangi kazanımları elde edecek öğrenci, öğrenme kazanımları, neyi öğrenecek? Ne zaman öğrenecek? Haftalık planda bunu ilan ediyoruz. Ve nasıl öğrenecek? Nasıl da bizim işte yaptığımız faaliyetler, dönem içerisinde yaygın olarak yaptığımız çalışmalar. Bu arada sadece ders anlatarak dersi öğretmek zorunda da değiliz. Başka yollar da bulunabilir. Nasıl öğreteceğimizi de bu derste ders izlencesini anlatıyoruz. Başarılı olması için öğrenci ne yapmalı? Bunları da netleştiriyoruz. Öğrencinin sorumlulukları hakkında beklentileri açıklıyoruz. Ve kurallar konusunda da yanlış anlaşılmaları engelliyoruz. Bu ders izlencesinin hazırlanıp ilan edilmesi sayesinde. Şimdi benim bazı örneklerim var ama bunları biraz sonra bahsedeceğim. Göstereceğim. Şimdi farklı dosyalara geçerken biraz şey olabilir. O yüzden öncelikle biraz daha ilerleyeyim. Ondan sonra örneklere geçebilirim. 7. slayta. Şimdi izlenmesi gereken yaklaşımlar neler olmalı? Yani ders izlencesini hazırlarken nasıl yaklaşacağız? Yani içerik aslında aşağı yukarı belli. Yani çok da bunun üzerine çok fazla konuşulacak fazla bir şey yok. Ama nasıl bir yaklaşımla hazırlayacağız bunu? Bunu ben biraz kendi görüşlerimi ve şeyleri genel olarak anlatmak istiyorum. Başlangıçta dikkat edilecek hususlar. Şimdi hangi nitelikteki öğrenciler kaydoluyor bu derse? Nitelik dediğimiz şu. Bu öğrencileri, bu lisans öğrencileri midir? Ön lisans mıdır? Yüksek lisans mıdır? Doktora mıdır? Lisans mıdır, lisans üstü müdür ya da ön lisans mıdır? Sınıf homojen midir? Yani mesela siz bir havuz olarak tabir ediyoruz. Servis dersi veriyorsunuz. 32 tane bölümden öğrenci geliyor. Yani diyelim ki. Bu sınıf homojen midir? Yani pek homojen değildir.
ya da belli bir programın öğrencisi ise sınıfta bir nispeten daha homojen içeriklidir. Ama farklı bölümlerden öğrenci geliyorsa, mesela sınıf homojen değildir, o zaman sizin dersi işleyiş şekliniz ve nasıl diyeyim, beklentileriniz biraz daha değişebilir. Dolayısıyla sınıf homojen mi, belli bir bölümün öğrencileri mi, yoksa farklı bölümlerden öğrenciler mi katılıyor, hangi altyapıyla geliyor bu öğrenciler? Bunları biraz bilmekte fayda var. Yani diyelim ki aynı dersi siz işte bir belli bir üniversitenin belli bir bölümünde anlatırsınız. Tamamen aynı dersi farklı bir üniversitenin gene aynı bölümünde anlatırsınız ama hitap ettiğiniz öğrenci grubu daha farklı ise o zaman sizin işleyiş şekliniz ne kadar derinlemesine anlatabileceğiniz fark edebilir. Eğer şeyler farklıysa, yani öğrencilerin altyapı ve bilgi becerileri. Kaç öğrencinin kaydolması bekleniyor? Bu da bir önemli bir husus bu arada, onu da mutlaka söyleyeyim. Çok kalabalık MES, yani böyle bayağı kalabalık sınıflarda, yani öğrenci mevcudu fazla ise uygulanacak öğretme teknikleri daha az sınıf içi etkileşimde olabiliyor. Yani ben diyelim ki en fazla 40 kişilik, 50 kişilik bir sınıfta ben bir tartışma ortamı oluşturup tartıştırıp belli bir konu üzerinde biraz daha etkileşimle yapabilirim. Ama yani 150 kişilik bir sınıfta bunu yapmam biraz daha zor. Ki var, yani böyle sınıflarımızda oluyor. Öyle olması gerekiyor diyeyim. Yani dolayısıyla öğrenci sayısının mevcudunun olması ne kadar olacağı ile ilgili de bir genelde bir tahminimiz oluyor. Bu da sizin planlamanızı etkileyebilir. Yani bizim planlamamızı etkileyebilir. Bir de şunu söyleyebilirim. Yani bu bir kural değil ama dersi geçen yıllarda yürüten öğretim elemanlarının izlenceleri de bize bir fikir verebilir. Siz diyelim ki ilk defa vereceksiniz o dersi. O zaman geçen yıllardaki uygulama nasılmış? Bunu bilmek de aslında önemli olabiliyor. Bu da bir anlamda. Yani illa sadece onunla sınırlı kalmak değil ama yani bu da bir fikir verebilir bir öğretim elemanına, öğretim üyesine ya da görevlisine. Bunlar başlangıçta nelere bakalım diye bahsedeceğim şeyler. Dersin bir kere diğer önemli bir konu, biz şuna dikkat etmeliyiz. Dersin lisans ve lisansüstü programa katkısı nedir? Bir dersin programın öğrenme kazanımlarına, yani buna değişik isimler veriliyor ama student outcomes, program outcomes, işte İngilizcesiyle programın öğrenme kazanımlarına katkısı nedir? Mesela bazı dersler vardır ki gerçekten mesleğin özünü oluşturan şeylerden bir tanesidir. Bir derste verilen, aktarılan, öğretilen bilgiler, beceriler. Dolayısıyla bu dersin programın öğrenme kazanımlarına ne seviyede katkı sağladığı o dersin kritikliğini aslında, dersin önemini bir anlamda gösterir. Dolayısıyla biz ders hangi öğrenme kazanımlarını hangi seviyede karşılamayı hedefliyor? Aslında lisans programına nasıl bir katkı sağlıyor bu ders? Bu kritik oluyor birçok zaman. Bazen belli birkaç dersle bazı program kazanımlarını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bunu bilerek biz dersin tasarımını yapmak durumundayız. Yani örneğin bir proje dersi, proje tasarım dersi, tasarım projesi dersi, o programın mühendislik programı ise tasarım bileşeninin önemli bir kısmını muhakkak ki oluşturacaktır. O zaman ona uygun bir o program kazanımlarını sağlamak için ona uygun bir tasarım yapılmalı o ders içerisinde. Ya da tasarım bileşeni ağırlıklı olan bir proje olmasa bile tasarım bileşeni ağır olan bir ders içerisinde buna uygun bu program kazanımlarını sağlayacak bir nitelik beklemeliyiz. Bazı programlar akreditasyon ajansları tarafından akredite edilmiş olup buna uygun kazanımlar karşılanması da gerekebilir. Bazı programlar gerçekten zaten akredite oluyor ve o kazanımları karşılama ihtiyacı veya öyle bir tanımlı şeyler olabiliyor. Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Bu tanımlı olan, yani bazıları örneğin bazı programlar spesifik olarak işte etikle ilgili şeylere önem veriyor. Bu kazanımları mutlaka edindirmelisiniz. Ya da işte sürdürülebilirlikle ilgili hususlar oluyor. Bazı öğrenme kazanımları mutlaka diyor öğrenci şu bu lisans programındaki öğrenci bu kazanımları karşılamalıdır diyor akreditasyon ajansı. Program akreditasyonundan bahsediyorum. O zaman
Bunların da göz önüne alınması gerekiyor izlence planlanırken. Aslında izlencenin planlanması birazcık dersin tasarımı oluyor. Bir öğrenme kazanımı için hedef yüksek, orta ya da düşük seviyede olabilir. Yani sadece belli bir farkındalık seviyesinde olabilir ya da orta seviye bir miktar uygulama yapabilecek ya da yepyeni bir şeyi uygulayıp tasarlayabilecek kabiliyette olması gibi farklı hedefler belirlenebilir bazı öğrenme kazanımlar için, program kazanımları için. Tabii bu hedefleri sağlayacak şekilde, yani biz aslında öğrenciyi başlangıçta nasıl alıyoruz, sonra nereye çıkartacağız, ne seviyeye, o kazanım açısından nereye çıkartacağım? Dolayısıyla ben bunu nasıl yapacağım? Ne gibi çalışmalar ve sonrasında nasıl ölçme, değerlendirmelerle bu hedeflere ulaşacağım? Bunun planlanması esnasında bu programın hedefinin ne olduğunu, o kazanım bakımından hedefinin ne olduğunu bilmem önemli. Yani bu kısım kritik, önemli diyebiliriz. Yani eğer gerçekten bizim yüksek hedeflerimiz varsa en başından itibaren öğrencinin hep aktif tutulması, hep sürekli bir proje ödevinin baştan belirlenmesi, ne bileyim daha sürekli çalışır halde tutulması öğrencinin ve hedefin, yüksek olan hedefin sağlanmasını sağlayacak şekilde, yani sağlayacak şekilde planlamamız, yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz ben bildiğim taraftan örnek vereceğim ama izninizle. Bu gene mühendislik akreditasyonu sağlayan ABET isimli kuruluşun diyeyim. Birinci öğrenme kazanımı diyor ki mühendislik bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini anlama, formüle etme ve çözme becerisi. Buna student, onlar student outcome diyor. Biz öğrenme kazanımı diyelim. Öğrencinin öğrenme kazanımı. Bir lisans programında eğer diyorsak ki, yani biz öğrencinin bu derste, yani bir derste, bu lisans programında bu ders için hedefi yüksek seviyedeyse, yani biz bu dersi alıp başaran öğrenci mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygular, karmaşık mühendislik problemlerini anlar, formüle eder ve çözer diyor istek yüksek seviyede, o zaman ders içeriklerini, ders boyunca yapılan çalışmaları, projeleri, ödevleri, belki saha ziyaretlerini, işte fabrika ziyaretini, ne bileyim işte konuk konuşmacı konuşmalarını vesaire, yani hepsini buna uygun planlamak zorundayız. Hedef yüksekse, hedef orta seviyedeyse belli bir miktar bu alanda yetkinlik kazandırmayı amaçlıyoruz demektir o ders bağlamında. Eğer böyle bir hedefimiz hiç olmayabilir bu ders bağlamında, yani dersin niteliğine bağlı olarak hiç böyle bir hedef de olmayabilir. Dolayısıyla bizim hangi öğrenme kazanımını ne seviyede bu derste sağlayacağımızı biliyor olmamız gerekiyor, planlıyor. Aslında kalite bu. Yani ben neyi karşılayacağım? Bu öğrenci programdan mezun olarken hangi becerilere, yetkinliklere, bilgilere sahip olmalı? Bunu da dersler ve ders dışı faaliyetlerle, işte projelerle, stajlarla falan sağlamaya çalışıyoruz. Ben hedefe yönelik ne yapmalıyım? Bunu planlamaya çalışıyorum ders içerisinde. Üçüncü öğrenme kazanımı diyor ki farklı dinleyici ya da izleyici kitle ile efektif biçimde iletişim kurma becerisi. Yani teknik becerilerin yanında sosyal beceriler de, iletişim kurma becerisi de önemli oluyor mezunlarda, gençlerde. Dolayısıyla bu efektif iletişim kurma becerisi için eğer yüksek bir hedefiniz var ise, ders anlamında konuşuyorum, bu kazanım için lisans programındaki bu ders yüksek bir hedef belirlendiyse, o zaman ders içi performans, sunum eklenebilir. Ya da yazılı iletişim için rapor hazırlama çalışmaları içeriye eklenebilir. Bu tip çalışmalar ders içerisinde arttırarak bu çıktığı daha yüksek seviyede kazanmamız sağlanabilir. Diğer, etik ve profesyonel sorumluluklarının farkında olup işte mühendislik çözümlerinin global, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini dikkate alarak bilinçli değerlendirme yapabilme becerisi. Yani bir mühendislik çözümünün etkisi nedir? Ekonomik nedir? Çevresel ya da toplumsal etkileri ne seviyededir? Bunları değerlendirme becerisi bekliyorsak eğer öğrenciden.
çıktı orta ya da yüksek seviyedeyse yapılan mühendislik tasarımının, mesela bir tasarım yapıyorsunuz, bir bina tasarlıyorsunuz, bunun çevresel etkisi nedir? İşte acaba sürdürülebilir malzemelerden mi hazırladık bu şeyi? Yani çevresel etkisi nedir mühendislik tasarımının? Ekonomikliği nedir? Sürdürülebilirliği nasıldır? Bunu irdeleyen çalışmalar, yani bu yönüyle de bakan şeyler proje bileşenlerinin içerisine, projenin içerisine istenebilir. Bu tip değerlendirmeler yapması da istenebilir öğrenciden. Ben sadece örnek vermek açısından söylüyorum. Çünkü çok, yani böyle çok soyut anlattığım zaman da bir şey olabiliyor. Tam ifade edememiş oluyorum kendimi. Yani meslek etiği, ahlak bakımından, meslek ahlak, etik bakımından verilmesi gereken kararlara ilişkin mesela vaka çalışmaları uygulanabilir. Yani bir vaka var. Burada siz nasıl bir karar verirdiniz? Nasıl karar verilmeli? Gibi yani. Tabii ben daha çok mühendislikten örnek veriyorum ama mesela diyelim hukuk eğitimi veriyorsanız hukukta belki vaka çalışmaları daha da önemlidir. Yani ben çok hani hiç uzmanlığım olmadığı için söylüyorum ama yani alana göre hangi kazanım, hangi beceri, ne seviyede, o zaman onun için ne yapmalıyız ders içerisinde? Pardon. Bunları bu şekilde planlamamız mümkün. Daha deneysel çalışılan, diyelim ki bir fizik, kimya, işte biyoloji bölümlerindeyiz. Uygun deneysel çalışan bölümlerde, uygun deneysel çalışma, geliştirme, planlama, uygulama, verileri analiz etme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi. Eğer mühendislikse mühendislik bakış açısıyla sonuç çıkarma becerisi. İşte gene burada eğer yüksek ya da orta bir hedef varsa deneyi tasarlayacak, uygulayacak, sonuçları toplayacak, analiz edecek, yorumlayacak ve bir rapor halinde de sunacak. Bu şekilde deneysel çalışma ders içerisinde planlanabilir. Eğer bu çıktıyı yüksek seviyede ya da orta seviyede, belli seviyede sağlamak istiyorsak. Ya da bazen sanal ortamda, simülasyonda yapabiliyorsunuz. Her ne kadar hani fiziki olarak birebir yapmakla aynı şey olmasa da bazı durumlarda simülasyon gibi uygulamalarla da deneysel sayılabilecek şeyler, denemeler yapılabiliyor. Dolayısıyla bizim programın öğrenme kazanımlarına katkımız bu ders bağlamında ne seviyede olacak ise, hedef neyse buna uygun ders içerisinde çalışmalarımızı planlamamız gerekiyor öğretim üyesi olarak. Burada diğer bir şey, öğrenci merkezli öğrenme öğretme. YÖKAK'ın da, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun da bu anlamda makaleleri var web sitesinde, siz de bakabilirsiniz. Ben oradan da yararlanmaya çalıştım. Ders izlencesi öğrenci merkezli öğrenme öğretme temelli hazırlanmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Dersin öğrenme kazanımlarının, çıktılarının gerçekleştirmesi için öğrenme öğretme süreçlerinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan yaklaşımlar, yöntem ve teknikleri, öğretim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Şimdi sayın hocalarım şöyle ifade edeyim. Bu çağdaki öğrenciler, ben 20 yıl önce lisanstan mezun oldum. Biz kitaptan, işte sınıfta ders anlatılarak, çözümde tahtada işte çözüm yapılarak o şekilde biz yetiştik. Yani doğruyu söylemek gerekirse mesela İngilizceyi kitaptan okuduk. İngilizce kitaptan öğrendik. Hani en fazla kasetten bir şey dinledik falan. Şimdi çevrimiçi dünya kadar kaynak var. O dersi anlatan birçok kanallarda işte Coursera'dır, aklınıza gelebilecek birçok platform var. Online platform var. Yani şimdi artık sadece sınıfta dersi anlatmak şeklinde bir öğretim şekli artık biraz zor. Yani öğrenci zaten ilgi çok da göstermiyor yani bunu. Yani doğruya doğru açıkçası. Dolayısıyla öğrenci yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Yani kendisi, diyelim ki matematiksel bir içeriğiniz varsa derste, hesaplamalı bir şeyler yaptırıyorsunuz, anlatıyorsanız, anlattığınız şeyi proje veriyorsunuz, yaptırıyorsunuz ona. Yani kendisi o anlattığınız, teorisinde anlattığınız şeyi oturuyor, o case için tek tek çözümlerini, hesaplamalarını, her şeyini kurallar çerçevesinde, yani sizin anlattığınız kurallar çerçevesinde yapıyor ve uyguluyor. O zaman aklında bir yer ediyor. O zaman ilgi gösteriyor yani. Çünkü o zaman içine giriyor aslında şeyin, konunun ve şeyin, dersin yani.
Dolayısıyla yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan, yani öğrenci merkezli öğrenme, öğretme dediğimiz yaparak, yaşayarak, uygulayarak bu tip öğrenme yöntem ve tekniklerini ve varsa öğrenme öğretim teknolojilerini kullandırmamız ve bunu daha çok kullanmamız gerekiyor. Yani aktif öğrenme, uygulayarak öğrenme bu bizim için anahtar bir kelime diyebilirim. Yani burada tabii bu bir ders dışı faaliyet ama mesela proje takımları var. Belki görüyorsunuzdur bazı üniversitelerin proje takımları var. Burada da bir araya gelerek öğrenciler bir ürün ortaya çıkarmayı çok seviyorlar. Yani bir şeyi tasarlıyor, üretiyor. Yani eliyle üretiyor, tasarlıyor, uyguluyor, bir şeyi çıkarıyor ve müsabakaya gidiyor falan. Yani öğrenciler gerçekten inandığı ve sevdiği bir şeyi çok güzel yapıyor. Çok isteyerek yapıyor ama aktif olması lazım. Yani sınıfta sadece oturarak dinlediği bir şeyde aktif değil öğrenci. Yani siz onu ne kadar, tabii ki sınıfta anlatacağız, yani hiç anlatmayalım sınıfta demiyorum ama öğrenciyi de işte içine katarak, soru sorarak, çözdürerek bir şeyleri tartışarak yapmaya çalışmamız gerekiyor diyeyim. Bunun dışında dersin dışında, yani ders anlatımı dışındaki diğer faaliyetlerle de aktif öğrenmeyi destekleyecek bir yapıda planlama ihtiyacımız var. Prensibimizin bu olması gerekiyor. Diğer bir önemli mevzu, öğrencinin öğrenme sorumluluğunu kendisine ait olduğunu, öğretim elemanının ise burada rehber olduğunu bilmesi lazım. Yani şöyle, yani biz öğrenciye bilgiyi yükleyeceğiz, o da alacak şeklinde değil. Öğrenci aslında öğrenmesinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, hocanın da ona tabii ki temel bilgileri verecek ama biraz da kendisinin de araştırarak, bazı şeyleri öğrenerek, kendisinin de aktif olarak öğrenmesi gerektiğini bilmesi lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bana hoca öğretmedi. Yani sadece bu değil. Yani kendisi de bir çaba içerisinde olacak. Oradan ne öğrenebilirim? Bilgiyi nasıl arttırabilirim? Kendimi nasıl daha iyi geliştirebilirim? Yani buradaki sorumluluk aslında biraz da öğrenciye düşüyor. Yani öğrenci, bir çok sayıda öğrenci var. Biz her bir öğrenciye tek tek bilgiyi enjekte edemeyiz. Yani biz anlatıyoruz ama öğrenci de almaya istekli ve çeşitli kaynakları da bu anlamda kullanan, araştıran bir bilinç içerisinde olması gerekiyor. Aktif olması gerekiyor. Yani öğrencinin sürecin içerisinde aktif olarak yer aldığı. Araştırma temelli öğrenme, yani research based learning dediğimiz araştırma temelli öğrenme de bizim için önemli. Yani biraz öğrenci neyi daha çok araştırıp, okuyup öğrenirse onu daha çok içselleştiriyor. Yani ama hazır bilgi biraz daha az çabayla öğrenildiği için daha yani nasıl diyeyim, uygulanmadığı müddetçe çok fazla kalıcı olamayabiliyor. Araştırma temelli öğrenim gerçekten. Örneğin şunu söyleyeyim. Mesela biz bir doktor öğrencisiniz. Doktor öğrencisiyseniz araştırmayı yapıyorsunuz. Yani hoca size tek tek her şeyi söylemiyor. Yani makale araştırmanızı kendiniz yapıyorsunuz. Özetliyorsunuz. İşte bağlantı kuruyorsunuz. Yani araştırma temelli öğrenme dediğim bu. Yani biraz böyle aktif olacak. Yani öğrencinin de biraz süreç içerisinde talepkar ve araştıran, hani kendini geliştirmeye yönelik çaba içerisinde olan bir yapıda olması lazım. Buna da teşvik etmemiz lazım. Yaparak, deneyerek öğrenme tekniklerini uygulandığı, deneysel çalışma, sanal ortamda simülasyon ya da her ne şekilde yapılabiliyorsa. Yani şöyle söyleyeyim, finans dersini sanal borsa oyunuyla öğretebilirsiniz mesela. Yani bir finansla ilgili veya ekonomiyle ilgili. Diyelim ki ben İşte devlet yöneticisi olurum, diyelim ki ekonomi yöneticisi olurum. İşte başka bir kişi finansal aktörler olur. İşte herkesin farklı prensipleri mesela oyunla öğretebilirsiniz. O zaman öğrenci gerçekten sizin onu prensipleri anlatmanızdan çok daha iyi anlar. Nasıl işliyor piyasa ya da hani ekonomiden örnek vermek açısından söylüyorum. Yani oyunlaştırma da bu burada mesela duruma hani. Her bölümde yapılabilecek bir şey olmayabilir ama yani daha sosyal bölümler için konuşuyorum. Yani daha buna uygun biraz tabii öğretim elemanının biraz kafa yorması lazım, bir çaba lazım. Yani bu kurguyu kurmak da her zaman ilk başta çok kolay olmayabilir ama eğer oyunlaştırırsak mesela o zaman da çok güzel şeyler olabiliyor. Örneğin tedarik zinciri yönetimi. Diyelim ki ben imalatçıyım, otomobil üreticisiyim.
benim tedarikçim var. Başka bir öğrencim tedarikçi oluyor mesela. Öbürü onun tedarikçisinin tedarikçisi oluyor. Başka bir kişi müşteri oluyor. Farklı kişiler. Müşteriler acaba nasıl sipariş versin ki? Yani kurallar anlamında konuşuyorum. İşte ben de nasıl bir plan yapayım ki siparişimi tedarikçime göndereyim ki? Yani bu prensipleri oyunlaştırdığınız zaman, derste anlattığınız şeyi oyunlaştırdığınız zaman öğrencinin çok daha iyi içerisinde aktif olarak yer alarak çok daha iyi kavradığını ve gerçekten pekiştiğini, bilginin pekiştiğini görebiliyoruz. Araştırma temelli öğrenme aslında şöyle de ifade edebiliriz. Bilgiyi hazır bir şekilde öğrenciye yüklemek yerine ana prensiplerin açıklandığı ve daha detaylı öğrenmenin öğrencinin araştırmacısıyla da pekişmesini, derinleşmesini desteklendiği öğrenme, öğretme biçimi. Yani tabii şunu demiyorum, git öğren gel demiyoruz tabii ki öğrenciye, bunu kastetmiyorum ama her bir detayın, her bir en ufak detayın bile anlatılmaya çalışılması şeklinde değil. Yani biraz daha ana hatlarıyla prensiplerin açıklandığı ama bunun egzersizinin, pekişmesinin biraz öğrencinin öğrenciye ödev vererek, proje vererek vesaire bu şekilde yapıldığı ya da araştırma yoluyla yapıldığı bir öğretme, araştırma temelli öğrenme yaklaşımı tavsiye ediyoruz. Öğrencileri derslerde dinleyici, izleyici değil, katılımcı, paydaş olarak görmemiz gerekiyor. Yani tek sadece sınıfta oturduğu zaman hepimiz görüyoruz, sıkılıyor yani öğrenci. İçerisinde olması lazım, konuşması lazım, bir şey sorması lazım. Ben birileri bir şey sorduğu zaman çok mutlu oluyorum. Hiçbir şey sormayan ve herkesin böyle uyuduğu bir şeydi. Hakikaten hiç keyif almıyoruz. Yani ben kendi adıma konuşayım, pek fazla keyif almıyorum. Ve acaba anlaşılıyor mu diye de bir şey oluyor, böyle bir kafada şey oluyor, soru işareti oluyor. Dolayısıyla dinleyici değil, içinde olsun yani öğrenci. Katılımcı, paydaş olsun. Bu bizim temel olarak izlememiz gereken. Buna göre de işte bu prensibe göre de izlenceyi de ona göre hazırlamamız ihtiyacı. Ona o şekilde gerekiyor. Yani öğrencilerimize az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi hangi kazanımları elde etmiş olmalılar? Bunu neyi kazandıracağız? Bu soru bizim için kritik. Bunu izlencide mutlaka göz önüne alıyoruz. Bu kazanımları derste hangi yöntemlerle elde etmesini sağlayacağız? Nasıl kazandıracağız? Öğrenme modları. Mod diyebiliriz, teknik diyebiliriz. Bu öğrenme modları da araştırma temelli ve veya aktif öğrenmeyi destekler nitelikte seçilmeli. Burada çok farklı öğrenme modları, yani metotları kullanılabilir. Ama aktif öğrenmeyi destekler nitelikte, öğrencinin yani pasif olmadığı, hep hareketli olduğu ve çalıştığı bir yapı içerisinde olması gerekiyor. Şimdi öğrencilerimizi hangi kazanımları hangi seviyede, yani kazanımları hangi seviyede elde etmiş olmalılar? Bloom taksonomisi diye bir şey var, taksonomi var. Bir beceriyi biz hatırlama seviyesinde, bir bilgiyi ya da beceriyi hatırlama seviyesinde, yani hatırlıyor olabiliriz. Bu bir en az seviye, yani bir şey için, bilgi ya da beceri için diyeyim. Anlama seviyesi olabilir, bir üst seviyesi. Uygulama, yani bir o bilgiyi uygulayabiliyor olmanız. Sonra uyguladık, analiz edebilme. Yani bunun sonucunda ne buldum ben? Doğru mu buldum? Acaba yanlış mı? Tutarlı mı? Bunu analiz edebilme becerisi. Sonra değerlendirme becerisi. Ve en sonunda da yeni bir şey üretme. Yani yeni bir tasarım yapabilme. Yani artık o bilgilerin hepsini sentezleyip yeni bir tasarım yapabilme. Yeni bir şey üretebilme becerisi. Bu da en üst seviye. Bu taksonomiye göre 6, bu klasik bir bilgi, 6 öğrenme seviyesi mevcut. Burada bazı bu her bir taksonomideki bu seviyelere göre seviyeler için bazı fiiller, yani faaliyetler, eylemler tanımlanabilir. Yani mesela hatırlamak, bir öğrencinin bir şeyi, belli bir bilgiyi hatırlama seviyesinde öğrenmesini istiyorsam işte araştırma yapsın, özetlesin, aynen alıntı yapsın, yani parafraz yapsın, kopyalasın, aynen alsın, yeniden ifade etsin, yani farklı kelimelerle ifade etsin. Bu anlama seviyesinde bir bilgi kazanımını gösteriyor. Hatırlama seviyesini sağlıyor. Anlama, anlayabilmek için, yani içselleştirmek için diyeyim, biraz daha kavrama ya da ilişkilendirmek, detaylı özetlemek, kıyaslamak,
yorum yapmak, bir şeyin hakkında yorum yapmak, örneklendirmek gibi şeyler anlama seviyesine çıkarabiliyor bilgi ya da beceriyi. Uygulama, bir bilgiyi uyguluyorsanız bir şeyi hazırlamak, çizmek, tatbik etmek, yani tatbik eski bir şey ama yani implement etmek, entegre etmek, bir şeyle bütünleştirmek, uygulamak seviyesi olabilir. Analiz etmek, bir şey uyguladık tamam, sonrasında ayrıştırmak, ilişkilendirmek, açıklamak, haritalama yapmak, yani haritalama demediğimiz neyle neyin ilişkisi var pozitif ya da negatif anlamda, eleştirmek, incelemek, bazen ölçmek, yani hesaplamak, bunlar aslında analiz etmeye ilişkin o seviyedeki kazanımlara ait fiiller olabilir. Bunlar değişik örneklerde olabilir. Değerlendirebilme, burada da tartışmak, eleştirmek, puanlamak, yani bir şeyin puanlanması, gözden geçirilmesi, yorumlanması, en sonunda üretmek, yani en üst seviyede inşa etme, imal etme, oluşturma, hazırlama gibi fiiller aslında bu taksonomideki farklı seviyeler için yapılabilecek çalışmaların fiil olarak yani şey olarak örnekler verebiliriz. Bunlar daha da genişletilebilir. Şu da bir yol, aslında öğrenme kazanımıyla öğrenme modunu eşleştiren bir matris yapılandırması da yararlı olabilir. Örneğin ben bir konuda diyelim ki sürdürülebilirlikle ilgili öğrencinin temel kavramları hatırlamasını istiyorum. Yani en azından bir farkındalık olsun istiyorum. O zaman bir okuma yapmasını isteyebilirim öğrencinin. İşte diyelim ki sürdürülebilirlik konusunda şu makaleleri okuması, bu bir öğrenme modu. O zaman gidecek. O makaleleri okuduğu zaman o çıktığıyla ilgili, o kazanımla ilgili şeyleri hatırlama seviyesinde öğrenmiş olacak. Hatırlama seviyesinde içselleştirmiş olacak. Bazen gerçekten işte mezun konuşmacılar, konuk konuşmacılar geliyor. Onların deneyimleri de, onların verecekleri seminerler de bazen gerçekten çok faydalı olabiliyor. Bu da mesela belli şeyleri hatırlama ve anlama anlamında belki faydalı olabilir. Saha ziyareti, bazı alanlarda özellikle diyelim ki işte mimarsınız, şantiye gidiyorsunuz, oradaki tasarımı görüyorsunuz ya da işte mühendissiniz. Bu tip bazı alanlarda gerçekten saha ziyaretleri de bir öğrenme modu olabilir. Yani belli şeyleri anlama bakımından, yani işte sınıfta yaptığınız işle sahada nasıl olduğunu görmek aslında bazı kazanımlar için belki saha ziyareti iyi olabilir. Vaka analizi. İşte ben şu vaka analizleriyle şu kazanımları şu seviyede sağlamayı amaçlıyorum. Bunları eşleştirebiliriz. Yani ben hangi kazanımı hangi seviyede ne nasıl yapacağım? Bunu bir matris olarak planlayabilirim. Bu arada sınav bir öğrenme metodu değil. Yani doğru ölçme metodu. Ama bizim dönem içerisinde mutlaka biraz böyle bir farklı öğrenme metotlarını, sadece sınıfta anlatma dışında farklı öğrenme metotlarını gerçekten uygulamaya ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. Yani faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii burada da bir öğrenci merkezi diyoruz da yeni nesil, yani yeni nesil öğrencilerin de eğilimlerini dikkate almak gerektiğini ben düşünüyorum. İçerikler buna göre hazırlanmalı. Çünkü aslında bilgiye erişim eskiye göre çok daha kolay internet sayesinde. Yani bizim zamanımızda tabii belki internet kaynakları, çevrimiçi kaynaklar bu kadar yaygın değildi. İşte kitap satın alıyorduk falan. Yani hani bu artık kitaplar online, yani dijital, herkes açık falan. Eğer kütüphaneniz üye olduysa. Yani bilgi erişimin çok daha kolay olduğu bir ortamda biraz daha dijital kaynakları kullanmaya yönelik bir planlama ders izlencesi hazırlanırken yapılabilir. Yani daha işte diyelim ki biz şunu yaptık, işte yapabilen bazı hocalarımız var. İşte geçen senelerde online anlatılan derslerin videolarını, şu anda biz bu sene artık da bu sene ve geçen sene yüz yüze anlattığımız için geçen seneki videoları da paylaşıyor öğrenciye. Diyor ki gelmeden önce anlattığım şeyi bir de buradan izle diyor. O zaman öğrenci daha hazır, biraz daha hazır gelebiliyor. Yani bu tip daha dijital kaynakları sunabilirsek Bu da öğrenciler için daha ilgi çekici olabilir. Daha otonom ve bağımsız olmayı seviyorlar bir kere. Yani sınıfa gelip böyle oturup şey olmak değil, yani daha otonom, kendi karar versin, kendi bağımsız olabilsin.
Çevrimiçi eğitim videoları izlemeyi de öğrencilerimiz, gençler seviyorlar çokça. Ve araştırıyorlar ve buluyorlar da yani. Yaparak, uygulayarak etkileşimi öğrenmeyi tercih ediyorlar. Dikkat süreleri maalesef görece kısa yani. Çabuk sıkılıyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla hareketli olurlarsa, yani sınıf içerisinde biz aktif tutabilirsek dikkati buraya, yani derse odaklama imkanı daha çok olabilir. Yürütülüş şekli dersin sınıftaki anlatımları, uygulamaları buna göre düzenlememiz gerektiğini söyleyebilirim. Öğrenci merkezli ölçme değerlendirmeye gelirsem, öğrencinin ders sürecindeki gelişimiyle dersin sonundaki kazanımlara, çıktılara ulaştığını gösteren aktif olduk ve onların da aktif oldukları ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılması. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu da gene YÖKAK sitesinden aldığım, kalite kurulundan aldığım bir ifade tırnak içinde. Kurum öğrencilerin öğrenme süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına, kazanımlarına ulaşmasını sağlamalı. Bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütülmelidir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli, yani kazanım temelli ya da yeterlilik temelli bir yaklaşım benimsenmelidir. Yani bizim hedeflediğimiz kazanımları öğrenci sağlayabiliyor mu? Diyelim ki ben talep tahmin konusunu anlattım. Benim dersimin çıktısı da öğrencinin farklı kaynaklardan veriyi toplayıp, işleyip belli bir doğrulukta talep tahmini yapmayı, becerisini ben kazandırmak istiyorum. Benim öğrenme çıktım bu. Ben bir sınavda bir soru soruyorum ya da projede bir aşama veriyorum. Diyorum ki şunu yapacaksın. Ben onunla ölçebilirim ama burada öğrenci aktif olarak o yeterliliği sağlayabilmiş mi? O beceriyi, bilgi ve beceriyi uygulayabiliyor mu? O bilgi beceriye ulaşmış mı? Bunu işte ister projedeki bir modülle sağlarsınız, ölçersiniz, ister ödevle ölçersiniz, ister sınavın bir sorusuyla ölçersiniz. Ya da kalkar sözlü sınav yaparsınız, öyle ölçersiniz. Ama öğrencinin yeterlik temelli ve öğrencinin merkezde olduğu bir ölçme değerlendirme olmasına ihtiyaç var. Ölçme değerlendirme dediğimiz gibi çıktı temelli olmalı. Rubrik kullanılabilir. Rubrik dediğimiz şey de şu, yani ben orta seviye bir çıktı hedef sağlıyorsam, bu öğrenme kazanımını acaba öğrenci... Rubrik dediğimiz dereceli değerlendirme anahtarı. Yani düşük seviye işte şunu şunu yapabiliyor, bunu yapamıyor. Orta seviye bunları yapabiliyor, bunları yapamıyor. Yüksek seviyede işte hepsini yapabiliyor tarzında. Biz tanımlarsak eğer öğrencinin de bu şekilde bu yüzde kaçının işte o becerilerde yetersiz olduğunu ya da orta seviyede ya da yeterli olduğunu ölçebiliriz. Bu rubrikler kazanım seviyelerinin hangi, yani bu kazanımların, becerilerin hangi seviyede başarılıp hangi seviyede başarılamadığını açıkça ifade eden kısa ifadeler. Yani diyelim ki işte mühendislik, bilim, matematik prensiplerini uygulayabilir, problemi anlar, formül eder, çözerse, çıktı buysa, öğrenme kazanımı buysa, o düşük düzey işte anlayabilir, formül edemez, çözemez. Orta düzey problemleri anlar, formül eder ama çözümü konusunda yeterli değildir. Yüksek düzeyde hepsini anlar, formüle eder ve çözer şeklinde tanımlanabilir. Biz bir soru sorduysak, o soruda yüzde kaçı öğrencimin acaba bu yüksek seviyede bu kazanımı sağlamış, yüzde kaçı orta, yüzde kaçı düşük düzeyde yapar, bunu şey yapar. Biz bunu bu ABET'e başvururken de yapıyoruz, yani rubrikli değerlendirmemiz. Anketten daha değerli bu arada, onu da söyleyeyim. Yani anket yanlı bir ölçüm olmakla birlikte, bununla doğrudan ölçüm yaptığınız zaman daha... net kazanımı sağlamış mı öğrenci, bunu daha iyi görebiliyoruz. Yarı yıl boyunca aktif olacak. İşte bütün ölçme değerlendirme gibi, yani döneme yaygın bir ölçme değerlendirme olmasını şey yapıyoruz. Yani öğrenci sadece sınava çalışmasın. Yani dönem içerisinde de aktif olsun istiyoruz. Yani bir yarı yıl içi sınav, bir finalden ziyade, yani daha çok sınava hazırlamaya yöneltmeyelim yani öğrenci. Bir önceki gün çalışayım, birkaç yani çıkmış soruları çözeyim. Yani maalesef ki böyle bir şey var. Yani öğrencilerimiz test sistemiyle, test tekniğiyle gelen öğrencilerimiz ne yazık ki diyeyim. Çıkmış soru soruyor. Yani onları çözeyim, sınava öyle hazırlanayım yaklaşımında. Yani eğer bu tabii bazı şeyleri öğreniyor, bazılarını öğrenemiyor. Yani bu sınava yönelik çalışmadan ziyade dönem içerisinde öğrencinin aktif olarak sürekli çalışır vaziyette olduğu bir yapı ve bir ölçme değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim.
Diğer bazı önemli olabilecek şeyler, yani eklenebilecek opsiyonel olarak, yeti farklılığı olan öğrencilerimiz var, engelli diyeyim, yani yeti farklılığı olarak ifade edeyim. Bu öğrencilerin durumlarının dersi yürüten öğretim elemanına özel olarak bildirebileceklerini izlencede yazılı olarak belirtebiliriz. Bu durumda olan öğrencilerimiz oluyor. Biz bazen farkına varmıyoruz. Mesela görme kaybı var öğrencinin, söylememiş, sınavda da yapamamış. Yani sınav bazen hani istediği kadar büyüklükte olmuyor. İşitme kaybı olan gerçekten öğrenciler var, anlayamıyor. Yani bunu yazmazsak öğrenci çekiniyor ve bazen gerçekten söylemiyor. Yani ve bunu çok geç fark ediyoruz. Bu tip şeyler de aslında bu fırsat eşitliği açısından, eğitimdeki fırsat eşitliği açısından gerçekten hassas diyebilirim. Akademik dürüstlük konusunda da öğrencilere beklentilerin belirtilmesinde fayda var. Yani burada da eğer bir araştırma, bağımsız araştırma yapması, ödev yapması bekleniyorsa, burada da işte bu derste öğrencinin akademik dürüstlük kurallarına uyduğu ve kendinin bağımsız olarak bu çalışmayı yaptığı kabul edilir falan diye, yani anlatabiliyor muyum? Net olarak ifade etmeliyiz ki bence yani belki bunu bazı üniversiteler baştan imzalatıyor da olabilir. Hani bir şey diyemeyeceğim ona ama belirtilmesinde de belki duruma göre fayda olabilir. Diğer bir şey, ilan edilen ve öğrencinin başarı değerlendirmesini etkileyen konularda dönem ortasında ya da sonunda değişiklik yapmamamız gerekiyor. Bu birazcık sorun yaratıyor. Yani ilan edilen minimum başarı koşulunu sonradan değiştirmememiz lazım. Yani bu öğretim üyesinin ya da görevlisinin sonradan yaptığı değişiklikler sorunlara diyeyim. Yani bazı öğrenci açısından da uygun olmayabilir, bazı şeyleri sonradan değiştirmek bazı sorunlara neden olabiliyor. Değerlendirme ölçütlerinin ağırlıklarını sonradan değiştirmek uygun olmayabiliyor. Bu da bir, bazı öğrenciler için avantaj, bazıları için dezavantaj oluyor. Bu da bir çatışmaya neden oluyor. Ve de anlatılması ilan edilen, anlatılacağı ilan edilen konuları dönem içerisinde kapsamamız gerekiyor. Yani anlatmayı taahhüt etmişiz izlencede ama o konuyu anlatmamışız. Bu da bir aslında öğrenme açısından bir kayıp. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Yani başta ilan ettiğimiz konuları gerçekten belki ek ihtiyaç varsa, zaman kalmadıysa, ek bir şeyle, dersle bunları da kapsamamız gerektiğini ben düşünüyorum. Özetlemek gerekirse, her ders izlencesi öğrenciyle öğretim elemanı arasında bir resmi olmayan bir anlaşma ve hazırlanırken izlence, dersin program öğrenme kazanımlarının hedefleri, katkısı dikkate alınarak dersin öğrenme kazanımları planlanmalı. Ve öğrenci merkezi öğretme öğrenme prensibi benimsenmeli. Dönem başında dersin öğrenme kazanımları öğrencilerle paylaşılmalı. Öğrenci merkezi bir ölçme değerlendirme yolu yöntemi izlenmeli. Farklı ölçme teknikleri uygulanarak kazanımlar ölçülenmeli. Ve izlencede ilan edilen koşullar ders boyunca uygulanmalıdır diyoruz özet olarak. Şimdi benim bir de birkaç örneğim vardı. Ben onları da size göstermeye çalışacağım. Şimdi bu benim verdiğim, diğer iki hocayla birlikte ortak verdiğimiz ders, üretim planlama ve kontrol, production planning and control ders. Ders İngilizce verildiği için İngilizce olarak hazırladık. Burada işte textbook, yani ders kitabı ne, ek kaynaklar neler, bunları verdik. Biraz aşağı inebilirsek eğer. Burada içerik nedir? İşte üretim, production, üretim nedir? Üretim sistemleri nelerdir? Yani içerik şunlar. Yani hepsini okumayayım. Zaten bizim eğitimin amacı o değil. Aşağı inelim. Yani course info. Temel olarak neyden bahsediyor bu ders? Bunu anlatıyoruz. Prerequisite, ön şartı nedir? Bu dersin ön şartı şudur diyoruz. Türü nedir? Zorunlu mudur? Seçmeli midir? Yani type dediğimiz, yani required ya da işte elective olabiliyor dersler. Seçmeli olabiliyor. Aşağı inelim. Dersin öğrenme çıktıları, learning outcomes dediğim, işte bu dersi başaran, geçen öğrenci işte üretim sistemlerini sınıflandırabilir ve bunların hangisinin nasıl, ne zaman kullanması gerektiğini bilir. İşte talebi tahmin edebilir ikincisi. Toplu üretim planlama yapabilir, bunu uygulayabilir gibi gibi. Öğrenme kazanımlarını da burada anlatıyoruz. Yani öğrenci de bunu görüyor, diyor ki ben bu dersi aldığım zaman bunları yapabiliyor olacağım.
Burada da programın çıktı, programın öğrenme kazanımları neler ve bunlardan benim dersimde, bu derste hangi seviye, orta seviye, yüksek seviye ya da hiç uygulanamıyor da olabilir. Yani düşük seviye ya da hiç applicable olmayabilir. Yani hiç, örneğin üçüncü öğrenci kazanımı, ben efektif bir şekilde iletişim kurma gibi bir amacım yok bu derste. Yani not applicable diyorum. Hiç bu, benim öyle bir amacım yok bu derste. Dolayısıyla bazıları da, bazı şeyler little dediğimiz düşük seviyede katkı sağlamayı ben amaçlamışım bu derste. Yani o kazanımı bu derste az bir katkı sağlıyorum. Ya da orta seviye katkı sağlıyorum. Bunun gibi. Biraz daha aşağı inelim. Burada da haftalık planda neler anlattığımı gösteriyorum. 14 hafta bizde bir dönem. Konular, her hafta anlatılanlar ve hangi öğrenme kazanımlarını, yani dersin öğrenme kazanımlarını hangi haftaki anlattığım konuyla karşıladığımı burada en son sütunda anlatıyorum. Yani bu dersin öğrenme kazanımlarını hangi haftada anlattığım hangi kazanımlar, hangi ders konularla karşılıyorum. Bunu da buradaki bu tabloda gösteriyoruz diyebilirim. Matematik, mesela en üstteki matematik ders izlence formu. Bu da bizim üniversitenin gene, hani web sitesinde yayınladığımız için burada gönül ya rahatlığıyla şey yapabiliyorum size. Matematik bir dersi. İşte diyor ki hangi yarı yılda verilir? Kredisi şudur. AKTS kredisi budur. 6 krediymiş. Dersin işte teorik uygulama, laboratuvar şeyleri, saatleri ne kadar? Bunları gösteriyor. Ortak ders, yani bu bir servis dersi. Zorunlu bir ders. İşte Türkçe, İngilizce olarak verilebiliyor. Dersin bir ön koşulu yok. Biraz aşağı inelim. Bu ders %100 temel bilim dersi, matematik dersi. Diğer mühendislik ve diğer bileşenleri yok. Tanımı, course description dediğimiz içerik nedir? Yani temel olarak ben burada ne anlatıyorum? İşte fonksiyon, limit, süreklilik, türev vesaire vesaire. Türkçe, İngilizce olarak hazırladık bu içeriği. Dersin amacı, yani biz bu derste neyi amaçlıyoruz? Evet, öğretim elemanı tarafından ne amaçlanıyor? İşte şu konuları, kavramları öğretmek, türev integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak, matematik bilgisinin mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisini kazandırmak. Yani bizim amaçlarımız neler? Aşağı inelim biraz daha. Ve öğrenme kazanımları, öğrenme çıktıları ne der? Yani öğrenci şunu başarabilir. Diyor ki işte şu fonksiyonların türevini alabilir, şunları çözebilir ikincisi gibi biz burada tanımlıyoruz. Burada ne yap? Sonuçta bu dersten, bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıdaki becerileri elde eder diyoruz. İngilizcesi de var aynı şekilde. Devam edebiliriz birazdan. Haftalık planımız var. Her hafta ne anlatacağımız belli. Ve bunun dersin öğrenme çıktılarının her hafta anlatılan konuyla eşleşmesi de buradaki son sütunda görülüyor. Sınavları hocam, doğru belirttiniz. Sınavı hocam biz dersin olduğu hafta, dersle aynı hafta genelde yapmamaya çalışıyoruz. Farklı bir saatte yapmaya çalışıyoruz. Yani o hafta, yani ders 14 haftaysa 14 hafta ders işleyip dersin olmadığı zamanlarda sınav yapmaya gayret ediyoruz. Benim anlatacaklarım aslında bu kadar. Sizi daha eğer varsa sorularınız ya da katkılarınız. Teşekkür ederim.